Çünkü emekli olduğunda rahata kavuşacaksın. Emeklilik adeta bir idea gibi, bir rüya gibi empoze edilir. Hiçbir plan yapmadım. Hakkımı aldım, maaşla gelince oturduğun yerde çok tatlı oluyor. Emekliğin uyum sürecinde bir zorluk yaşamadım. Çünkü uğraş alanlarım vardı. Resim yapıyordum, müzikle ilgileniyordum. İnsan ihtiyar olmaya karar verdiğinde yaşlanır. Belirsizlik bizim için her zaman kaygı yaratır. Yani bu durumda kaygı bozuklukları kaçınılmazdır. Gabriel Marquez'in güzel bir sözü var. İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır. Yaşam değerlerini sorgulayan program Neler Oluyor Hayatta? Hoş geldiniz. Emeklilik her ne kadar yıllarca planlanan ve iple çekilen bir durum olsa da gelip çattığında kişi kendini yıllardır alışık olduğu bir hayat çizgisinin dışında bulur. Bu durum kişide psikolojik ve sosyolojik sorunlar yaratabilir. Yani kişi emeklilik anı geldiğinde yalnızca aylık gelirini değil, mevkisini, toplum içindeki itibarını, çalıştığı yere ait olma duygusunu, günlük hayat temposunu yitirdiğini düşünebilir. Hatta sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını şaşırabilir. Bu emeklilik sendromu diye adlandırabileceğimiz durumun bir nedeni de şu. Ülkemizde daha çocuk yaşlardan itibaren kişilere toplumda kendilerine yer kazandıracak, iyi bir kazanç ve statü sağlayacak hedefler gösterilmesi. Yani başarının olmak olarak algılanması, yapmak olarak değil. Oysa başarı hayat amaçlarına ve varlık nedenine hizmet edecek bir şeyler yapmaktır. Sabahları bunu başaran insanları uyandıran saatin zili de fırsatları haber vermektedir. Peki tüm bunları konuşmaya başlayalım mı? Emeklilik yaşlılık ilişkisi hatta korkusu başlığını açalım. Buyurun. Eski dönemlerde yaşlılığın ele alınış biçimiyle modern dönemlerde aynı konunun ele alınış biçimi arasında ciddi farklar var. Eski dönemlerde yani antik toplumlarda yaşlılık daha ziyade ailevi ya da sosyal bir mesele olarak ele alınmış. Fakat sanayi devriminden sonra işte bu aydınlanma dönemi sanayi devriminden sonra özellikle batıda politik bir mesele olmaya başlamış. Yani devletin de işin içine girdiği. İşte hukukun da işin içine, ekonominin işin içine girdiği bir mesele haline dönüşmüş. Buradaki en önemli unsur işte üretebildiğin kadar varsın, verimli olabildiğin kadar varsın, iş yaşamında bir emek, bir değer üretebildiğin kadar, bir artı değer üretebildiğin kadar vardır, varsın anlayışı bu sanayi devriminden sonra giderek yerleşmeye başlamış. O yüzden yaşlılık adeta bir sorun gibi görülmeye başlamış. Yani bir insanın işten, emekten ya da fabrikadan dışarı çıkması bir anlamda aslında değersizleşmesi gibi bir sonucu da beraberinde getirmiş. Daha sonraki dönemlerde tabii 20. yüzyılda işte günümüzde bunun doğurduğu sonuçlar bir şekilde giderilmeye başlanmış. Yani başlangıçta ailevi bir mesele olan yaşlılık günümüzde politik ve hukuki, ekonomik bir sorun haline dönüşmüş. Bilirsiniz, devletlerce geliştirilen sosyal güvenlik sistemleri işsizlik, yaşlılık ve yoksulluk gibi riskler karşısında bireyleri korumayı hedefler. Emeklilik sistemleri de yaşlılık döneminde yaşanabilecek yoksulluğun önlenmesinde ve yaşlıların çalıştıkları dönem sürecinde elde ettikleri yaşam standartlarının korunmasında yardımcı olur. Ama öte yandan emeklilik çok farklı psikolojik ve sosyolojik dinamikleri de içinde barındırır. Kişinin emeklilik kararını bir kriz durumuna dönüştürmeden vermesi de çok önemli bir aşamayı gösterir. Emekli olmaya siz mi karar verdiniz yoksa yaş veya başka nedenlerle zorunlu bir emeklilik mi oldu? Yaştan değil de istiyordum da çalışmak ama bazı sebeplerden dolayı emekli olmak zorunda kaldım. Normal emeklilik süresi dolduğu için emeklilik sürecine girmiş oldum. Belediyede çalışıyordum, park bahçelerde arabayla ilaçlanma yapıyordum. Ben bıraktım artık, dedim yeter buraya kadar.
Normalde emekli olmuştum, hiç düşünmüyordum. Kiracım dedi ki, abi maaş şeyi ödemekten kurtulursun. Sigortası emekli, aa çok haklısın dedim, gittim müracaat ettim. Yaşımız dolduğu için emekli oldum. Verdik, ondan sonra da tembelleştik, oturuyoruz işte. Ben karar verdim, yani isteğim de. Kendim karar verdim. Toplumsal hayatta kurallar güzeldir. Çünkü toplumsal düzeni sağlamak için biz insanoğlu kuralları severiz. Ve çocukluğumuzdan beri hep bir yarış dahilinde başarılı ol, diğerleriyle yarış içinde ol, kendinle yarış içinde ol döngüsüyle birlikte yetiştiriliriz. Ve denir ki emekli olduğunda rahata kavuşacaksın. Emeklilik adeta bir idea gibi, bir rüya gibi empoze edilir. Ve çocukluktan itibaren çok çalışırız, emeklilikte rahat etmek üzere. Fakat emeklilik vakti geldiğinde ve emekliye ayrıldığında bireyler o işlevsel ve yoğun hayattan duran hayata geçtikleri için bu muydu dercesine emeklilik döneminde geçtikleri duranlıktan dolayı anksiyete durumu yaşayabilirler. Dolayısıyla aslında şöyle söyleyeyim, emeklilik aşamasını çocukluktan beri çok fazla abartmamak gerekiyor. Her yaş ve her döngü kendine göre güzeldir. Bizim toplumumuzda ve dünyada da şöyle bir algı var. Sanki emeklilik yaşlılıktır algısı yaratılıyor. Emeklilik hayır, iş hayatının bitmesidir. Artık dünyada yeni trendlerde yaşlılık yaşı 65'te başlamıyor. Ama emeklilik yaşı genel olarak 60'da, 60 civarında başlıyor. Yaşlılık yaşı gelişmiş ülkelerde 80 civarında başlıyor. Benim çevremde de 60 yaşındaki bireylere baktığımda son derece dinçler. Dolayısıyla ölüm değildir. Tarihten gelen yanlış bir algılama ve yanlış bir ezber var. Yeni bir şey söylemek lazım bu devirde, bu gelişmişlik düzeyinde. Emeklilik yaşı 60 civarıdır ama yaşlılık yaşı çok daha ötedir. Dolayısıyla ölüm değildir. Türkiye'de durum aslında ekonomik gelir grubuna göre, bulunduğumuz bölgeye göre ve eğitim seviyesine göre değişmekte. Şayet bireyin maddi durumu yüksekse emekliye ayrıldığında yaşlı grubuna girmiyor. İç Anadolu bölgesi ya da Doğu bölgesinde daha geleneksel aile yapılanması olduğundan dolayı yaşlılık batıya göre çok daha erken başlıyor. Hatta birkaç yani çocuk sahibi olduktan sonra bile orta yaş grubuna giriyor genç yaştaki bireyler. Dolayısıyla yaşlılık algısı ve emeklilik algısı son derece kültüreldir. Hatta aynı toplum içinde, aynı kültür içinde çok da bölgeseldir. Çoğu çalışan için emeklilik özlemle beklenen bir dönemdir. Bir emekli olayım, Bodrum'a yerleşip balık tutacağım. Bir emekli olsam da sevdiğim şeyleri yapsam, dünyayı gezsem, ah sabahın köründe kalkmasam, bu liste uzar gider. Ertelenen hayaller, zamansızlıktan yapılamayan keyifler hep emekliliğe bırakılır. Ama bazen her şey hayal edilen gibi olmayabiliyor. Toplumun en göze mesleklerini yürütenler bile kendini yalnız ve işlevsiz hissedebiliyorlar. Başarı ihtiyacını çoğu kez geçmiş başarılarıyla övünerek, güç ihtiyacını yakın çevresini kırıp dökerek, ilişki ihtiyacını kahvehanelerde karşılamaya çalışabiliyorlar. Peki ne dersiniz? Her meslekten insan için emeklilik bir sorun oluşturur mu? Emekliye hazır değildim çünkü 46 yıl Kapalı Çarşı'da esnaflık yapmıştım. Yine de boş durma olayı olmadı. Hobilerim vardı, yürüyüş, resim çizme. Fakat hareketli bir dinamizm içinde olduğumdan dolayı daha sonra da böyle bir iş yerinde de şu anda zamanımı geçiriyorum. Ben uzun yıllar denizde çalıştım, denizciyim. Denizin de insan hayatında büyük etkileri var biliyorsun. Bir yaş bir radde geldiğinde artık diyorsun faydası. Bundan hemen
karar verdim. Nasıl hakkımı kazanayım? Para ödemeyeceğim devlete. Bir de üstelik para alacağım. Bundan güzel bir şey var mı? Etrafa danışma, tabii danıştım. Fakat emek olunca zorluk çekeceğimi tahmin ediyordum. 6 ay gibi boş gezdim. Yani daha doğrusu kafam çok bulanmıştı. Yani rahat edemedim 6 ay. Emeklilik açıkçası insanların hayat boyunca, hele ki belli bir yaştan sonra, işte 40'lı, 45'li, 50'li yaşlardan sonra iple çektiği bir dönem, özellikle bizim ülkemizde. Bizim ülkemize baktığımızda daha böyle ilk işe girdiğimiz, işte ilk SSK'lı olduğumuz zamanlardan itibaren ailemiz, çevremiz bize hep şunu söyler: aman hemen bir işe gir, sigortanı yaptır, işte gözün açık olsun, hakkını yedirme. İşte bir an önce makam mevki sahibi ol, ev arsa al, işte arabanı al, bir an önce evlen, çoluk çocuk sahibi ol falan gibi böyle ailelerimiz, büyüklerimiz, annelerimiz, dedelerimiz bizi hep yüreklendirir, cesaretlendirir. Bizler de belli bir kuşağın insanları olarak işte evlenmeyi, iş güç sahibi olmayı, kariyer sahibi olmayı, işte şu okulu bitirmek, şu mesleği icra etmek, bunları açıkçası büyük başarılar olarak addetmeye başladık. Bunları tabii ki küçümsemek mümkün değil. Bunlar hayatımızın önemli bir parçası. Fakat burada eksik olan bir şey var. Biz başarıyı tamamen hani kariyer yapma, iş güç sahibi olma ve emekli olma. Ben yaşıtlarıma bakıyorum mesela. Şimdiden emekliliği saymaya başlamışlar. Bana biraz tuhaf geliyor, garip geliyor. Yani emeklilik için yaşamak aslında yaşamanın bir amacı olmamalı. Ya da bizatihi tek başına sadece bir kariyer yapmak. İşte rütbeler, makamlar, mevkiler, işte biz de akademisyeniz ve bizim de bir takım makamlarımız, bize verilen ünvanlar söz konusu. Bu ünvanlar için yaşanmamalı. Yani hayat bu ünvanlara, bu onurlara, liyakatlara, madalyalara indirgenemeyecek kadar önemli bir armağan, önemli bir hazine bana kalırsa. Tabii ben konuya farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışıyorum. Yıllar boyunca iple çektiğimiz, dört gözle beklediğimiz şey aslında emeklilik olmamalı. Emekli olmak bir başarı sayılmamalı. İnsan aslında varoluşunun bir anlamını bulmalı burada. Neden yaşıyorum ben? Bütün bunlar niçin var? Dolayısıyla insanın temel amacı bilgeliğe yönelik olmalı. Kendini yetiştirmek, kültürünü arttırmak, efendim bilgisini arttırmak, iyi bir insan olmak, güzel bir insan, adil bir insan, ilim irfan sahibi bir insan olmak gerekiyor. Tabii ki herkes kendi çapında bunu başarmalı. Kendi yaş skalasına göre ya da kendi iştigal ettiği alana ya da kendine ayırdığı zamana göre bir şekilde bu bilgeliğini, bu hayatın sırrını, amacını çözmeye yönelik meşgalesini sürdürmeli. İşte bunu kitap okuyarak, bir takım hobilerle ya da çevresine yardım ederek bunu sağlayabilmeli. Bu anlamda bazı mesleklerde bunun ciddi sorunlara yol açtığını görüyoruz. Özellikle işte askeriyede mesela. Hani çünkü kapılar önünüze açılıyor. Herkes hazır ola geçiyor. Ya da devlet memurlarında işte şef, müdür, genel müdür falan. Ya da biz akademisyenlerde yani ta yüksek lisanstan profesörlüğe kadar. İşte emekli olunca bu ünvanlar sizden alınıyor. Sudan çıkmış balığa dönüşüyorsunuz. İşte bunu engellemenin yolu da kişinin kendisine farklı değerler katması. Yani hayatın amacının bu onur, şeref, tek başına tabii bunlar da önemli ama bu madalyalar, liyakatlar, ünvanlar olmadığını, aslında iyiliğin, güzelliğin, adaletin efendim uğruna yaşanılacak ilkeler olduğunu kişi ömür boyunca, hayat boyunca kendisini bu hedefleri gözeterek yaşamasını bilmeli diye düşünüyorum. Aslında emeklilik kişinin hayatına anlam veren, işinin dışında varlığını zenginleştiren ilgi alanlarını sürdürebildiği yeni bir dönem olmalı. Bunun için de kişi kendini daha iyi tanımalı ve geliştirmek istediği değerlerinin daha fazla farkında olmalı. Emeklilik sonrası belli bir planınız var mıydı? Yani şunları yapacağım diye. Vallahi aslında benim sanatım elektrikçidir. Ben elektrik işi yapacaktım. Onu da yapamadım. Biraz gözlerimde rahatsızım. Belli plan yapmadım. Evet. Hiçbir plan yapmadım.
hakkımı aldım. Maaş da gelince oturduğun yerde çok tatlı oluyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz misali. Dediğim gibi yaş algısı sanayileşmenin bir illüzyonudur. Dolayısıyla insanlar hissettikleri yaştadır. Emekliliğin yaşlılık olduğu algısını bir şekilde yıkmamız gerekiyor. Özellikle gelişmekte olan toplumların bunu kendi emekli grubundaki insanlara bunu tekrardan tıpkı geleneksel dönemdeki, tarım dönemindeki algıda olduğu gibi tekrar o saygınlığı, o bilgeliği bu yaş grubundaki insanlarımıza vermemiz gerekiyor. En azından 65-85 yaş arasındakilere. Bireylerin gençlik dönemlerine göre yaşlılıkta fiziksel aktiviteleri, düşünce tarzları %40 azalsa da halen işlevseldir. Bugünden itibaren gerontolojinin yani yaşlılık biliminin kendi emeklilerine o %60 oranında hala işlevsel olan kısmı tekrar aktive etmesi gerekiyor. İşte gelişmiş ülke her yaş grubuna toplumda statü elde etme, işlevsel olma şansı, sesi, kulağı veren ülkedir. Ben bir araştırmadan bahsetmek istiyorum burada. Nögarten'in 70 yaş üzerindekilere yaptığı bir çalışma var ve diyor ki tek tip yaşlılık diye bir şey yok. Mesela parçalanmış ve dağılmış kişilikler diye bir grup var. Bunlar hastanede ve bakım evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızdır. Pasif bağımlı kişilikler var. Bunlar toplumsal izolasyona ve baskılanmaya tabi oldukları için özgüvenlerini toplum önünde yitirmiş olan insanlardır. Savunmalı kişilik geliştirenler vardır. Bu kişi grupları da yaşlanmayı kabul etmeyen ve daha dinç ve genç görünmek için aslında bir illüzyon yaratarak kendilerine var olmadığı kadar genç görünmeye çalışan, hayatta hala aktif olmaya çalışan gruplardır. Her üçüne de baktığınızda hiçbiri mükemmel değil. En mükemmeli stereotip kelimelere ve cümlelere, toplumsal baskılara maruz kalmadan kişinin kendi hissettiği yaşta işlevselliğini devam ettirebilmesidir. İnsanın yaşamında bir müddet sonra, hele bizim yaşımıza geldiğimiz zaman, artık hayatın bundan sonraki zaman biriminin ne kadar az olduğunu düşünüyorsun. Becerebildiğin nispetle en kaliteli şekilde yaşamaya çalışıyorsun. Galiba ben o safhaya geldim. Hani kimseye de sormadım. Çünkü bu benim hayatım. Hayatım boyunca kendimle ilgili kararları hep kendim verdim. Emeklilik insan hayatında eğer bir şeyin sonuysa, ben de hiçbir uğraşımın sonu olmadı. Çünkü yaşamımda her anımı herhalde dolu dolu yaşadım. Boş vakitin olmadığını, her anın yaşanılacak bir vakit olduğunu idraki içindeydim. Öğretmenlik yaptım, resim yaptım, kah müzikle uğraştım. Aslında 45 seneye yakın avukatlık yaptım. Müzik yaptım ama artık kriyotlerimiz bozulduğu için bak orada emekliliği yaşadım. Çünkü soprano olan sesim mezzo soprano oldu, sonra da alto oldu. Artık yani ben artık müzikten emekli olduğumu düşünüyorum. Avukatlıktan evet emekli oldum ama ressam olmak benim esas beynimdeki hedefimdi. O hedeften gerçekten
Çok mutlu oldum. Ruhum huzur buldu. İstediklerimi yapabildim. Madden ve manen gerçekten beni çok doyurdu. Emeklilikten sonra 50 küsur kişisel ve karma sergi açtım. Artık sayılarını ben de bilmiyorum. Onun için yuvarlıyorum böyle 50 küsur diye. Gün geldi bir kitap yazmak gereğini hissettim. Tasavvufla ilgimden dolayı Hiçliğe Yolculuk adı altında bir kitap yazdım. Aslında hiç olmak, yok olmak değildir. Hiç olmak, nefsi yenip var olmaktır. Esası bu. Tabii bir öykü kitabı bu. Allah izin verirse bundan sonra da anılarımı ihtiva eden bir kitap çıkartmayı düşünüyorum. O kadar çok 45 senede insanların sosyal yaralarıyla muhatap oldum ki okuyanı huzursuz etmeyecek şekilde onlara daha öykü kıvamında sunmak istiyorum yaşadıklarımı, bana gelen olayları. Bundan sonra gönlümce yaşamayı diliyorum. Kitap yazmak istiyorum. Gerekirse çocuk kitapları da yazacağım. Allah kısmet ederse, zamanım bana zaman sunarsa evden. Yine derneklerde çalışıyorum. Yine topluma ne verebilirimi düşünürüm. Çünkü o insanın yaşam tarzı ve hayata bağlayış eylemleri. Herhalde hiçbir zaman pasifiye etmem kendimi. Pasifiye ettim mi zaten ölürüm herhalde. Emeklilik dönemi bazı kişiler için ne yazık ki büyük sancılar yaratabiliyor. Kişi yeni hayatına alışıncaya kadar çeşitli rol karmaşaları içerisine girebiliyor. Hatta kendisini yeniden tanımlama ihtiyacı hissedebiliyor. Emekliye uyum sürecinde zorluk yaşadınız mı? Mecburen bazı sıkıntılar yaşadım aslında. Emekli olduktan sonra çok daha zor oldu. Çalışmak çok daha güzel. Eşim de eczacıydı. İş yerini kapatarak bana destek oldu. Bir süre sonra o da emeklilik sürecine girdi. Ve şu anda emekliğimizi adada devam ettiriyoruz. Tabii sıkıldım. Tabii çalışmayınca sıkıldım. Hiçbir zorluk yaşamadım. Çünkü kendi irademden, kendi isteğimden emekli olmuştum. Onu bir sene, bir buçuk sene sonra pişman oldum. Ya keşke daha çalışsaydım. Çünkü oturmak çok kötü bir şey. Çalışmak, hareket çok güzel bir şey. Onu ancak ama bir sene sonra demek çok yorulmuşum ki küçük yaşta başladım çünkü çalışmaya. Efendim onu söyledim yani aklımdan geçti. Keşke olmasaydım, daha sonra olurdum. Daha yüksek maaş alırdık. Hiç bunların bir ön hazırlığını yapmadım. Kendi iş yerimden çünkü emekli oluyorum. Maaşını arttır be adam, en düşük maaştan öttük. Ya sıkılma olayı, tabii ben çalışmaya 30 yıl, hatta 35 yıl çalışmışım. Böyle emekli olunca aniden şaşırdım. Emeklilik kararı alındıktan sonra muhakkak bir plan yapılmalı. Ama bunu emeklilik kararını almadan önce kişinin zihninde bunu öncelikle hazırlayıp, sevdikleriyle, yakınlarıyla paylaşıp, bulunduğu ortamda en azından ortamı paylaşmak zorunda olduğu insanlarla fikir alışverişi yaptıktan sonra, aile ise ailesiyle beraber, yalnızsa kendi başına bir plan yapması en uygundur. Bu planı yalnız başına da yapabilir, emeklilik planlaması eğitimi programlarıyla da yapabilir. Emeklilik birey yaşamının son dönemlerinde gerçekleşen önemli bir olgu. Bu nedenle emeklilik kavramını tek bir boyut ile açıklamak olanaksız. Çünkü bu uyum sürecinin hukuki, ekonomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere pek çok boyutu var. Hatırlayın, programın başında insanların toplum içindeki konumunu ve saygınlığını genelde icra ettikleri meslekler belirler demiştik. Dolayısıyla emeklilik de statü, saygınlık ve sosyal ilişkiler zayıflayabilir. Elbette bu olumsuz duyguların oluşmasında rol oynayan çeşitli etkenler de vardır. Yaş, cinsiyet, kişilik yapısı, alışkanlıklar, yapılan işe ve iş çevresine olan bağlılık derecesi, aile yapısı ve sosyal destek. Emeklilik sonrası ekonomik sorunlar yaşadınız mı? Tabii ki.
tabii ki. Çünkü hastalıklar oldu. Maalesef ameliyatlar oldu. Hala da sıkıntı içindeyiz. Yani çalışsaydık bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Ben planlı olarak emekli oldum. İlk işler yaparak hayatımı idame ettirdim. Zaten 65 yaşına kadar çalıştım. 2-3 okulda da öğretmenlik yaptık. Ücret öğretmenlik. Var olan bir şey yerine gelmediği zaman bu her zaman hepimiz için eksikliktir. Yapabildiğimiz bir şeyi tekrar yapamamak. Ve bizim toplumsal algımızda emekli olması, kişinin artık yeterli statüde olmaması, yeterli kaynakları ele alamaması, yeterli çevreye hakim olamaması. Çünkü biz evde oturduğumuz zaman belki toplasak birkaç kişi gelip gidebiliyor maksimum gün içerisinde. Ama bir kurumda, bir kuruluşta, herhangi bir yerde çalıştığımız zaman o an için yüzlerce insanla beraber vakit geçirebiliyoruz. Biz bunun farkında olalım ya da olmayalım bir sosyalleşme süreci içerisinde oluyoruz. Ve belli bir süre sonra ona artık sistematik duyarsızlaşarak uyum sağladığımız için iş yeri tabii ki insan için var olan sürecin devamında çok daha uyumlu bir hale geliyor. Ama emekli olduğumuz zaman bir anda elimizdeki bütün veriler yok oluyor. Eğer kendimizi hazırlarsak, buna uyum sağlarsak, bunun planlamasını, programlamasını yaparsak tabii ki daha az yara alarak bu süreçten ilerleyebiliriz. Aslında az yara da demeyelim. Nihayetinde bu anormal bir süreç değil. Çok normal bir dönemden bahsediyoruz. Sadece toplumsal algının biraz daha kişiye açıkçası işe yaramaz olarak bakması. Ve ekonomik düzeyin düştüğünü bilinmesi için zaten yapılan araştırmaların da desteklediği emekli olan kişilerin maksimum 4 yıl sonra, yani maksimum 4 yıl içerisinde %50'lerin üzerinde bir rakamın yeniden çalışmaya başlaması. Yani uyum sağlayabilenler zaten genelde az bir sayıda oluyor. Uyum sağlayamayanlarsa gerek ekonomik koşullardan, daha çok parasal koşullardan çalışma hayatına devam ediyor. Ailenin burada destek vermesi gereken en iyi nokta yanında olduğunu göstermesi. Bizim için koşulsuz sevgi her zaman dünyanın en değerli sevgisidir. Tıpkı bir annenin bir evladına hissettiği gibi. Nihayetinde zaten mutlu veya anlaşabildiği bir evliliği varsa hiç kimse hiç kimseyi fayda babında bir iş yaptığı için, çok statülü bir iş olduğu için dışarıdaki insanlar için evet bu geçerli olabilir ama insanın evinde en azından sadece nefes aldığı yerde bunun görmemesi çok daha yardımcı olacaktır kişiye. Toplumsal olarak bence önce bu algı yıkılmalı ki toplum destek verebilsin. Çünkü bu toplumsal bakış açısını getirdiği bir şey zaten. Emekliliğin bu kadar kötü olarak lanse edilmesi, görülmesi, bunun normal bir süreç olarak değil de orada işte işe yaramaz, artık hani yeterli kişilere ulaşamaz veya bizim işimizi göremez şekilde. Aslında yaşlılıkla emekliliğin tam olarak ülke bazında kabul edilmemesinin gerektirdiği bir durum. Ama tabii ki toplumsal çevresi, kendi içerisindeki en azından çekirdek çevresi bu şekilde emekli olduktan sonra o boş vakitlerinde o planlamaya yardımcı olarak daha çok fiziksel, sosyal aktivitelerde bulunarak destek olabilir. Düşünce olarak emekliye hazır olmak çok önemlidir. Üstelik her yaşta yapılacak işler olduğunu bilmek gerekir. Aktif iş hayatındaki durumunun ve rolünün bittiğini kabul etmeyenler emeklilik döneminde oldukça zorlanabilirler. Dahası yalnızlık, işe yaramama, suçluluk ve öfke hissi uzun süre devam ederse depresyona zemin hazırlanmış olur. Emeklilik sonrası psikolojik sorunlar yaşadınız mı mesela ya da psikolojik desteğe ihtiyaç duydunuz mu? Destek almadım. Öyle bir şeyi çünkü alışkın bir yapım vardı. Hiçbir psikolojik sorun yaşamadım. Ben bir destek almadım. Böyle ufak tereddütler geçirdim ama o günden bu yana gidiyoruz çok şükür. Kendini hazırlamadan emekli olduysa kişi belirsizlik yaşar. Belirsizlik yaşamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ekonomik süreçtir. Daha sonra ailevi ilişkilerdir. Belirsizlik bizim için her zaman kaygı yaratır. Yani bu durumda kaygı bozuklukları kaçınılmazdır.
Eğer uyum sürecinde kaygı yaşaması çok normal, uyum sürecinde sosyalleşmeyi bir şekilde oryante eder, kendini dengeye sokabilirse bir problem olmaz. Ama baktı ki bu kaygı bozukluklarıyla baş edemiyor, daha böyle depresyona yönelen bir yaklaşım içerisinde. Mutlaka, çünkü davranış bozukluklarından buna en yakınları ve kendisi de fark edecektir. Bir destek alması önerilir. Emeklilik her ne kadar beklenen bir durum olsa da gelip çattığında kişi kendini yıllardır alışık olduğu bir hayat çizgisinin dışında bulur. Her sabah gittiği yol yoktur. Sürekli gördüğü ve gördüğünde kendini iyi hissettiği insanlar yoktur. Hazır ilişkiler yoktur. Bu yüzden ilişkiyi kendisinin bulması ve kurması gerekir. Örneğin kişi yöneticiyse etrafında onu dikkatle dinleyip denileni yapan kişiler yoktur. Günde 3 saat görülen bir eş ya da çocuklar artık 17 saat, 24 saat görülmeye başlanmıştır. İş hayatındaki ne enerjiyi yükseltmeye yarayan öfke ya da kaygılar ne de coşkuyu arttıran başarılar yoktur. Peki bu durum evliliğe, ilişkilere nasıl yansır dersiniz? Emeklilikte ilişki yönetimi zorlaşır mı? Aslına bakarsanız boşanma oranı evliliğin ilk yıllarında, daha genç olduğumuz dönemlerde çok daha fazla. Yaş aldıkça, yaşlandıkça boşanma oranının düştüğünü görüyoruz. Buradan aslında birkaç veri ben paylaşmak istiyorum. Mesela evli çiftlerin bekar bireylere göre emeklilik döneminde çok daha rahat bir süre geçirdiklerini söyleyebilirim size. Çünkü zaten toplumda emeklilere ya da yaşlara karşı bir izolasyon, bir negatif bakış durumu olduğu için işlevsellikten düştükleri iddiasıyla burada zaten bir izolasyon yaşıyorlar. Evde de tek olma durumu, bekar ya da boşanmış durumu ilave bir izolasyon getirdiğinden araştırmalar gösteriyor ki çiftler yani evliler emeklilik sürecini çok daha hafif geçiriyorlar. Çok daha az sendromlu geçiriyorlar. Mesela şöyle birkaç tane veri ben size vereyim. Emeklilikte ya da yaşlılıkta cinsiyetler arası bir farklılık var mı diye ben baktım. Erkeklerin %19'u, kadınların %38'i yalnız yaşıyor emeklilikte. Bu bize neyi gösteriyor? Erkekler daha az yaşıyor, kadınlar daha uzun yaşıyor. Erkeklerin %73'ü, bu çok büyük bir oran, kadınların %42'si eşiyle yaşıyor. Yine aynı durumdan dolayı. Erkeklerin %8'i, kadınların %19'u akrabayla birlikte yaşıyor. Yani kadınların yakınlarıyla birlikte yaşama durumu erkeklere göre çok daha fazla. Burada kadının toplumsallaşması ve sosyalleşmesi çok daha yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bir araştırmaya ben baktım ve hani biz ezber olarak emekliye ayrılanların yaşlandıklarını düşünebiliriz. İşte 65 yaş ve sonrası için. Fakat hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Benim baktığım çalışmada emeklilere ya da tırnak içinde yaşlılara sağlıklarıyla ilgili soru sorulduğunda %10'u demiş ki ben yürüme zorluğu çekiyorum. %90'ı çekmiyor. Demek ki %90'ı gayet sağlıklı. %20'si demiş ki ben hastaneye ya da bir bakım evine muhtaç durumundayım. Demek ki %80'i gayet sağlıklı durumda. %11'i demiş ki ev içi ya da ev dışında yardıma ihtiyacım var. Demek ki tek başına birçok şey yapabilecek durumdalar. %31'i, yani topyekun bir rakam vermek gerekirse, sağlıklarından şikayetçiler ama %69'u sağlıklarının gayet iyi olduğunu düşünüyor. Buradan yine evliliğe bağlayacak olursam, kadınlar erkeklerden çok daha fazla yaşadığı için ve sosyalleşmeleri erkeklere göre çok daha kolay olduğu için yaşlılık ya da emeklilik sendromuyla çok daha kolay baş edebiliyorlar erkeklere göre. Fakat yine başa dönecek olursak, evli olmak emeklilik durumunun yarattığı semptomları daha kolay aşmada artı bir etkendir.
Emeklilik yeni roller edinmek, yeni sorumluluklar üstlenmek olduğu kadar eski haklardan, görevlerden ve alışkanlıklardan da vazgeçebilmek demektir. Tamam, çalışmak bireye sadece gelir sağlamıyor. Aynı zamanda bir de kimlik sağlıyor. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda bireyler için emekliye bağlı olarak kaybedilen mesleki rollerin yerine yeni roller yaratılmadığında emeklilik rolü rolsüzlük rolü olarak da görülebiliyor. Dolayısıyla büyük sorunlara neden olabiliyor. Öte yandan sınıf farklılıkları da çoğu kez emeklilik açısından önemli oluyor. Bazı bireyler için emeklilik aslında yeni bir başlangıç anlamına gelirken bazıları içinse verimsizlik, işe yaramazlık duygularına neden olabiliyor. Peki siz ne dersiniz? Emeklilikte hiç kimse olmak kaçınılmaz mı? Sosyal sorunlar yaşadınız mı? Mesela sosyal çevreniz değişti mi? Hayır, öyle bir şey olmadı. Bilakis çok iyi. Etrafımdakilerle çok daha yakın olduk. Daha çok sosyal faaliyetlerimiz oldu. Güzel bir şey yani. Öyle bir hisse kapılmadım çünkü doğma büyüme Adalıyım. Çocukluktan beri herkesi tanıyorum, ediyorum. Dolayısıyla burası küçük bir köy gibi. Böyle bir sıkıntı da yaşamadım. Evet. Şimdi düşün, günde en az 100 kişiyle muhatap oluyorsun. Efendime söyleyeyim, emekli olunca evde kalıyor, eşinden çocuklarla muhatap azalıyor tabii. Onun sonradan şeyini görüyorsunuz, zamanla da alışılıyor bu. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Yaşamımızın her döneminin kendine mahsus bir takım gerçeklikleri var. Yani çocukluğun, gençliğin, olgunluğun, ihtiyarlığın. Kendine mahsus gerçekleri var. İşte çocukken zayıfız, gençken haşin oluruz. Olgunlaştıkça efendim daha aklı başında olmaya başlarız. Yaşlandığımız zaman da bilgi oluruz, irfan sahibi kimseler oluruz. Bu anlamda baktığımızda yaşlanmak hiç kimse olmak anlamına tabii ki gelmez. Çünkü insan hayat boyunca birisi olmak için çabalar, bir kimse olmak için çabalar. Yaşlılık etrafı ölümle çevrili bir adadır derler. Böyle bir söz var. Evet, insan ölüme yaklaşır yaşlanınca. Ama yine Gabriel Marquez'in güzel bir sözü var. İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır şeklinde. Şimdi insan eğer sevgiden vazgeçerse, eğer sevdiğinden, eşinden, annesinden, babasından ya da dostlarından vazgeçerse aslında yaşlanır. Doğayı sevmezse, insanlığı sevmezse, insan olmanın o biricik anlamına eğer vakıf olamamışsa ya da Tanrı'yı sevmiyorsa aslında insan yaşlanmıştır. İnsan güvenini yitirdiğinde yaşlanır. İnsan korkular daha baskın olduğu zaman yaşlanır. İnsan cesaretini yitirdiğinde yaşlanır. Aslında yaş almak yaşlanmak değildir. Hiç yaşamamış olmak aslında yaşlanmaktır. Yaşamaktan korkmak yaşlanmaktır. Bu anlamda yaşlılığı hiç kimse olmak olarak değerlendirmek büyük bir isabetsizliktir. Büyük bir haksızlıktır bana göre. Yaşlılık hayatın demidir. Hayatın bereketidir. Gençken ve olgunluk zamanında ortaya koymuş olduğunuz emeğin hasat vaktidir. Bu anlamda yaşlılık aslında tam tersine hiç kimse olmak değil, aslında kocaman bir birey olmak anlamına gelir. Emekliliğin olumsuz etkilerinden korunmak için bireye emekli olunmuş iş yerine ve devlete düşen görevler vardır. Taraflar bu görevleri zamanında ve yeterince yerine getirdiklerinde sağlıklı, huzurlu emeklilik yolları açılmış olur. Emekli her şeyden önce hayatını planlamalıdır. Emeklilik fikrini benimsemek, düşünce bazında ona hazır olmak planın bir parçası haline gelmelidir. Bundan sonraki planlarınız neler? Şu anda sağlıklı ve düzenli bir yaşam sürdürmek. Vallahi sağlık, başka bir şey demiyorum. Sağlığımız yerimizde olsun, her şey olur. Vallahi bundan sonra büyük bir param olacak. Yani gözümün önünde o geliyor. Büyük bir para kazanabilirsem, yani kazanamadı. Bir bakarsın zengin bir adam. Böyle senin gibi beni konuşturur, sever beni, al şu daire senin olsun diye bilenler olur yani. Ben onu hayal yapıyorum. Bundan sonraki yaşam planım sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Filmin bittiği yerde de
teslim olma hazırız. Normal hayatımıza devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Yok, hiçbir plan yok. Nasıl plan? Biz yapıyoruz, planı yaratan yapmış, biz de o yoldan gidiyoruz elimizden geldiğince. Tam doğru söylemek lazımsa iyi ölmek. İyi şekilde ölmek. Nokta. Antik Yunan filozofu Cicero, yaşlılığa karşı en mükemmel ilaç bilgili ve erdemli olmaktır demiş. Dolayısıyla hayatın bu döneminde yaş almış bir insandan beklenen şey aslında irfan sahibi olması, merhametli olması, şefkatli olması, bilgi olması. Bilgelik hayatla ilgili bir tutumdur efendim. Bilgelik metin olmaktır, zorluklara karşı göğüs germektir aslında. Bu açıdan baktığımızda tarihte mesela önemli bir takım figürler var. Hani yaşlandığımız zaman her şey bitiyor algısı var ya, bu algıyı yerle bir eden ve yaşlılıkta ya da emeklilikte mutluluğun formülü noktasına bize ilham verecek olan bir takım figürler, bir takım düşünürler, bilim insanları var. Mesela Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmeye çıktığında 50 yaşındaydı. Yine Pasteur aşıyı bulduğunda 60 yaşındaydı. Daha ciddi bir örnek, Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Ustalık eseri dediği Selimiye Camii'ni tamamladığında ise 86 yaşındaydı. Galileo 73 yaşında hala güneşi, ayı ve gezegenleri gözlemleyip onlarla ilgili notlar tutardı. Yine Alman edebiyatının ve felsefesinin en önemli düşünürü Goethe, büyük eseri Faust'u bitirdiğinde 82 yaşındaydı. Platon en önemli eserlerini Devlet ve Yasalar adlı kitabını 60'lı ve 70'li yaşlarda yazmıştı. Yine Immanuel Kant önemli eserlerini 50 yaşından sonra yazmaya başladı. Son bir örnek, Nobel ödüllü Dr. Albert Schweitzer 88 yaşında Afrika'da hastanelerde durmaksızın ameliyatlar yapıyordu. Dolayısıyla bu örneklere baktığımızda yaşlanmak ya da emekli olmak, üretememek, hayatın içinde olmamak, her şeyin sona ermesi anlamına gelmiyor. Burada elbette gençken ki o fizik gücüne yaşlılar sahip değiller. Onlardan eski performanslarını beklemek haksızlık olur. Ama yaşlılar kendilerine uygun alanlarda eserler verebilirler. Yani kas gücünü, fizik kuvvetini daha az gerektiren işlerde eserler verebilirler. Özellikle bilimde, sanatta, edebiyatta baktığımız zaman bunun birçok örneğini görebiliyoruz. Yaşlılık döneminde insanlar ihtiraslarından biraz uzaklaştıkları için ve ihtiraslar da aklın üstünü örten bir perde olduğu için aslında yaşlılıkta sağduyu, aklı başındalık biraz daha gelişiyor. Burada yapılması gereken şey hafızayı güçlendirmek sadece. Çünkü yaşlandığımızda hafızamız biraz zayıflamaya başlar. Bunu engellemek için de bol bol yazmak gerekir. İşte günlükler yazmak mesela ya da çevremizdeki bir takım olayları ve olguları gözlemleyip bunlarla ilgili yazılar yazmak. Bir takım felsefi ya da bilimsel eserler kaleme almak, bunlar önemli. Şimdi yaşlılıktaki ya da emeklilikteki mutluluğun formülüyle ilgili tabii ki böyle hani bir hap şeklinde bir formül yok ama uzmanlar bir takım önerilerde bulunuyorlar. Mesela bunlardan ilki tercihlerde net olmak. Buradan kasıt şu. Yaşlandığımız zaman kendimizi ıskartaya çıkarmak yerine yaşlıyken de yapabileceğimiz işlere yönelmek. Ne gibi işler yapabilirim diyeyim? Emekli oldum 60 yaşında. Ama gücüm, kuvvetim az çok yerinde ve kronik bir rahatsızlığım da yok. Dolayısıyla çalışmaya devam edebilirim. Seminerler verebilirim, konferanslar verebilirim. Kendime ait ne bileyim marangozluk yapabilirim. Yani benim kendi aklıma gelen örnekleri veriyorum. Üstesinden gelebileceğim işler yapabilirim. Danışmanlık yapabilirim. Çünkü yaşlılıkta yapılacak en iyi işlerden bir tanesi danışmanlıktır. Mesela Türkçe'de senato kelimesi vardır. Senato işte danışma meclisi anlamına gelir. Senato Latince yaşlı kelimesinden türemiştir aslında. Dolayısıyla yaşlılar bizim gençlerin ya da orta yaşların danışacağı kimselerdir ki biz bir takım acemilikler yapmayalım, işleri daha düzgün yapalım. Bu anlamda daha az kuvveti içeren işler yapabiliriz yaşlandığımızda. İkincisi aktif olmak. Yani yaşlanınca yine hayatın dışına çıkmak değil, sabah erken kalkmak, yürüyüş yapmak, kahvaltı yapmak, efendim hayvan beslemek ya da mesela cinselliği sürdürmeye devam etmek mesela bu da önemlidir.
zihinsel ve bedensel bir takım aktiviteler yapmak. Bunlar önemli. Bu yaşlılıktaki bir takım sıkıntıların ve depresyonların azaltılmasına yol açar. Üçüncüsü, hayattan ele tek çekmemek gerekiyor. Yani dostlarla görüşmeye devam etmek, bir takım lokallere gitmek. Kahvehaneler, kıraathaneler olabilir bu, kütüphaneler olabilir. Ya da sivil toplum kuruluşlarında hayır hizmetleri vermek. Mesela yaşlanınca seyahatler etmek. Bunu Avrupalılar ya da ne bileyim uzak doğulular çok iyi yapıyorlar. Almanlar, Japonlar özellikle ülkemize baktığımız zaman. Hayat boyu insan hep bir seyahat etmek ister. Türkiye'yi, dünyayı görmek ister. Çok pahalı olmayan bir takım gezi programları düzenlenebilir. Bu anlamda işte dünyayı görme ve insanın kendi görgüsünü, tecrübesini arttırması yolunda bir takım etkinlikler yapılabilir. Yine yaşlandığımız zaman hayat boyu tamamlayamadığımız bir takım şeyleri tamamlayabiliriz. Ne bileyim şiir yazmayı çok istiyoruzdur, dans etmeyi, ne bileyim folklor yapmayı, resim yapmayı mesela özellikle hani daha az bedensel güç gerektiren. Bu eksik, ne bileyim bir enstrüman çalmak. Mesela ben öğretim üyesiyim. İşte 60'lı 50'li yaşlarında birçok öğrencimiz var. Yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar. İçimizde ukde kalan bir takım eksikliklerimizi yaşlandığımız zaman tamamlayabiliriz. Gönüllü işlerle uğraşabiliriz. Ve aynı zamanda ev hayatımız, ilişkilerimiz, eşimizle ilişkilerimiz, çocuklarımızla, komşularımızla ilişkilerimizi gözden geçirip daha düzgün bir takım akrabalık ilişkileri ve irtibatlar kurma noktasında bir muhasebe yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben söyleyeyim, 2P 2S. Para, prestij, sağlık ve sosyalleşme. Emeklilikte eğer bu dördü varsa, 2P 2S varsa bireylerin motivasyonu yüksek tutulur. Bireyler toplumsallaştıkları oranda kendilerini işlevsel, birey, bir işe çok nasıl söyleyeyim bir işte emek veriyorsa kendilerine yararlı hissederler. Fakat para kaçınılmazdır. Emeklilikte para olmazsa olmaz. Tıpkı sağlık gibi. Yani bu dördü bir arada olursa emeklilik dönemindeki algı, emeklilik dönemindeki işlevsellik, motivasyon bunların hepsi çok daha iyi bir durumda olacaktır. 2P, 2S ile. İnsan ihtiyar olmaya karar verdiğinde yaşlanır. Dolayısıyla emeklilerimize ya da yaş almış olanlarımıza söyleyeceğim şey şu. Kişinin yaşı 30 da olabilir ama kendini ihtiyar hissedebilir. Kişinin yaşı 70-80 de olabilir ama kendini ihtiyar hissetmez. Yaşlılık kaçınılmaz bir gerçektir ama ihtiyarlık bir seçimdir. İhtiyarlığı seçmeden güzel yaşlanmak temennisiyle herkese ihtiyarlığın olmadığı ama doğal olarak insan doğar, yaşar ve ölür. Bu şekilde güzel bir yaşlılık geçirmelerini temenni ediyorum. Mutluluğun formülü aslında hep aynı gibi sanki. Yani emeklilikte de, yaşlılıkta da, gençlik, yani çok gençlikte olabileceğini sanmıyorum ama bizim en azından orta yaşı geçtiğimiz dönemde kendine yetebilmek, yani kendine yetebilmek. Çünkü bir şeylerin eksikliği olacaktır. Bu hayatta başlayan her güzel şey gibi veya kötü şey gibi. Nihayetinde başımıza ne geliyorsa başlayan bir şey bitmeye mahkumdur. Hani başladığında nasıl hoş geldin diyebiliyorsak bir şeyler bittiğinde gittiğinde güle güle diyebilmeyi de becerebilmeliyiz. Bunun için gelen her şey bizden bir şey alarak tabii ki bize bir şey katacak bu hayat ama varlığımızı etkileyecek şekilde bize bir şey katarak geliyorsa gitmesi de tabii ki sorun teşkil eder. Ama biz başlı başına bir varlık olur. Hani kendi varlığımızı koruyacak düzeyde kendimize dair bir fikir sahibi olur. Bize neyin iyi gelip neyin kötü geleceğini, neyin kaygılandıracağını, neyin mutlu olacağını çok değil. Yani minimum düzeyde fikrimizin olması bile yani bize kendimizi iyi hissettireceğine eminim. Efendim özet.
Siyaset olarak emeklilik, gelir, statü ve çevre değişikliğini içeren önemli bir dönemdir. Ve her insanın emekliye olan tepkisi aynı değildir. Emekliliği bir bitme ve tükenme değil, bir yeniden başlangıç olarak algılayan insan kazançlı çıkacaktır. Haftaya yepyeni bir bölümde görüşünceye dek sağlıcakla ama mutlaka sağlıkla kalın.